Hasan Cemal, Türkiye'yi patlatacaksınız. Gazeteci haber yaptı, gazeteci yorum yazdı, saraydaki sultan gürledi, bunun bedelini sana ödeteceğim. Düğmeye bastı, savcılar harekete geçti, hapishane kapıları açıldı. Can Dündar'la Erdem Gül tutuklandı, şimdi de iddianame hazır. Ağırlaştırılmış müebbet hapis. Hukukun alnına kapkara bileke, ne denir Allah akıl versin. Şimdi bakıyorum televizyonda yeni anayasadan demokrasiden dem vuruyor. Gerçekten şaka gibi, seninle demokrasi olmaz, seninle hukukun üstünlüğü olmaz, seninle yargı bağımsızlığı olmaz, seninle güçler ayrılığı olmaz. Bir başka deyişle sevgili canlılar, sevgili Erdem'in durumları seninle demokrasi olamayacağını gösteren yeni bir çarpıcı örnektir. Dünya alem bu çıplak gerçeğin çoktan beri farkında. Bak ne diyorlar, haber yapan gazetecilerin misilleme olarak zulme uğraması, büyüyen otokratlık, insan haklarının aşındırılması, yargının siyasallaşması, ceza yasalarının su istimal edilmesi, yasak uygulamalarının yaygınlaşması, devlet kurumlarının ve ekonomik araçların medya kuruluşlarını susturmak için kullanılması, eleştirel gazetecilere yönelik sözlü kimi durumlarda da fiziki saldırılar, hükümet muhaliflerine hedef alan ve internet üzerinden yürütülen nefret kampanyaları devam ediyorlar. Dündar ve Gül gecikme olmaksızın serbest bırakılsın gazetecilik ya da dile getirdikleri görüşler nedeniyle tutuklu bütün gazeteciler özgür kalsın. Altındaki imzalara gelince Uluslararası Basın Enstitüsü Gazetecileri Koruma Komitesi, Sınır Tanımayan Gazeteciler, Uluslararası Gazeteciler Federasyonu, Avrupa Gazeteciler Federasyonu, Article 19, Index of Censorship, Etik Gazetecilik Ağı, Uluslararası Pen, Dünya Gazete ve Haber Yayıncıları Birliği, Güneydoğu Avrupa Medya Örgütü. Biliyorum umurunuzda değil. Bunun kaynağında güç zehirlenmesi var. Bunun altında müthiş bir iktidar kibri yatıyor. Tekrarlayıp duruyorsunuz. Hapiste gazeteci yok. Hapistekiler gazetecilik faaliyetinden dolayı değil. Askeri darbe dönemlerinde de böyleydi. 12 Mart'ta 12 Eylül'de. Onlar terörist, onlar devlet düşmanı, onlar kızıl komünist diyerek demokrasinin kolu kanadı kırılmıştı. Bugün de farklı değil. Bugün de darbe süreci yaşanıyor. Bu seferki askeri değil, sivil darbe. Ama ne yapsanız boş, inandırıcı olamazsınız. Demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü savunanlar, özgürlüğün ne olduğunu bilenler, nasıl askeri darbecileri ciddiye almadılarsa sizi de ciddiye almazlar. Almıyorlar 1983'ten 92'ye kadar kısa adı IPI olan Uluslararası Basın Enstitüsü'nün yürütme kurulunda çalıştım. Yukarıda imzası olan Uluslararası Basın ve İnsan Hakları kuruluşlarını da tanıyorum. Bunların böyle toplu halde bir ülkeyi boy göstermeleri yazın bir kenara o ülkenin rejimi için hayra alamet değildir. O ülkede demokrasi ve hukuk düzeninin fena halde dökülmeye başladığını gösterir böylesi ziyaretler. Türkiye'yi çok kötü yönettiniz, çok kötü yönetiyorsunuz. Özgür Türkleri çok fena budadınız. Budamaya da devam ediyorsunuz. Türkiye'nin imajını da yerle bir ettiniz. Zaman zaman söylenecek söz tükeniyor. Sözün hükmü kalmıyor. Şimdi de kalkmış bu rejim değişikliğini yeni bir anayasaya bağlamanın peşindesiniz. Bunun için yüzü her an her türlü çılgınlığa dönük bir saray yönetimi var. Türkiye'ye kan kaybettiriyorsunuz. Büyük acılar yaşatıyorsunuz. Dünya alem bu gidişin gidiş olmadığını görüyor. Her taraftan gelen evet öylesine bir güç zehirlenmesi öylesine bir iktidar kibri Türkiye'yi patlatacaksınız. Hasan Cemal T24